Mutlu akşamlar. TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Çarşamba. 19. saat ana habere başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'da. Peki bu ziyaret neden tarihi olarak tanımlanıyor? Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 çalışan toprak altında kaldı. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevine başladı. Zelenski'nin göreve getirdiği başkomutan sahadaki dengeyi Ukrayna lehine değiştirebilecek mi? Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler il ve ilçe adaylarını belirledi. Ana muhalefet partisinde adayların belirlenmesinin ardından istifalar da ardı ardına geldi. Peki CHP'de kriz nasıl sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı okullarla ilgili önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Bakanlık eğitim iş günü süresini 180 günden 200 güne çıkarmayı planlıyor. Birer haftalık ara tatilin ise devam edeceği açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Sparta Prag maçına hazır. Temsilcimizdeki son gelişmeler ne? İlk 11 nasıl olacak? Detaylar 19. saatte. Erzincan'da dün öğle saatlerinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Umutlu bekleyişin sürdüğü bölgede yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Facia anı bir aracın kamerasına bakın nasıl yansıdı. Heyelanın yaşanmasıyla birlikte aslında bölgeye giden araç ve kamyonlar bir anda geri gelmeye başlıyor. Ve araç kamerasından çekilen görüntülerde bakın saniyeler boyunca o heyelan, o birikinti, o yığılma aşağı doğru kaymaya devam ediyor. Görüntülerin devamında biraz daha göreceğiz. Araç geri gitmesine rağmen artık o heyelan biraz daha araçlara yaklaşıyor. Aslında korku dolu dakikalar, saniyeler yaşanırken bir anda heyelan bu nokta itibariyle kesiliyor değerli izleyenler. Tabii hem yerel kaynaklar hem de bölgede bulunan diğer işçilerin söylediklerine göre aslında bu kamyonlar kadar şanslı olmayan bir kamyonun olduğu da belirtiliyor. Heyelan esnasında o yoldan geçen bir kamyonun da yine heyelanda kaldığı gelen bilgiler arasında. Bu görüntüler de bugün yansıdı. Şimdi 827 personel gece gündüz toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Bugün gün içerisinde neler yaşandı? TVNET muhabiri Sevban Durmaz bize son durumu aktaracak. Sevban, iyi akşamlar, kolay gelsin diyelim ve bugün neler oldu, neler yaşandı, günün özetini istiyoruz senden. Cüneyt Özdemir, 27. saate ilerliyoruz aslında. Umutlu bekleyiş devam ediyor. Aileler de aslında enkaz altında kalan işçilerin aileleri de bir yandan burada bekleyişlerini sürdürüyor. Hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alp Bayraklar bölgede hem koordinasyonu sürdürüyor hem de gelişmeleri yakından takip ediyor. Aslında öğle saatlerinde Bakan Yerlikaya kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. 1600'den fazla personelin burada görev yaptığını söyledi. Zannediyorum ki kameralarımıza da yansıyordur bir yandan. Zira hareketlilik sabahın ilk saatlerinden bu yana da sürmeye devam ediyor. Hem AFAD ekipleri hem Kahraman Mehmetçik hem jandarma arama kurtarma hem de sivil toplum kuruluşları arkamda görmüş olduğunuz alanda, yani facianın yaşandığı noktada arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bahsediyorduk. Bakan Yerlikaya 5 işçinin bir konteynerda, 4 işçinin de farklı araçlarda olduğunu söyledi ve bölgede de metale duyarlı radarlarla da bir yandan incelemenin yapıldığını söyledi. Tabii bölgede aslında bir yandan da hassas burunlu köpekler de arama kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor. Umuyoruz ki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde sevindiren haber gelir diye beklentimizi biz de TVNET ekibi olarak sıcak noktada sürdürüyoruz. Aslında sözü size bırakmadan evvel şunu da belirtelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alp Bayraktar da siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına da yanıt verdi. Böyle bir durumun olmadığı, felaketin ilk anından itibaren belli periyotlar halinde de sulardan numune alındığı ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Numunelerde de herhangi bir siyanür izine rastlanmadığını vurguladı. Tabii gün içerisinde de bulunduğumuz bölgede de gözaltılar olmuştu. 7 ismin gözaltına alındığını biliyoruz bölgede ve bir isim de saha sorumlusuydu. Bir yandan da tabii bölgede savcıların soruşturması sürüyor. Adalet hı hı. Bakanı Yılmaz Tunç 4 savcının bölgede hı hı. görevlendirildiğini söylemişti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Sevban Durmaz'a teşekkür edelim. Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan kazaya dair son bilgileri verdi. Evet, kazanın ardından Sevban Durmaz da aktardı. Sosyal medyada hızla Fırat Nehri'ne siyanür sızdığı iddiası yayıldı. Gerçeği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı. Reyhan Ayıldız'ın haberini izliyoruz. Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası gözler Fırat Nehri'ne çevrildi. Madenin nehre olan mesafesinin kuş uçuşu 300 metre olduğu kaydediliyor. Bu da akıllara siyanür sızıntısı ihtimalini getirdi. Konu üzerinden sosyal medyada da bir bilgi kirliliği yaşandı. Peki gerçek neydi? Bölgede incelemelerde bulunan Binali Yıldırım, kimyasalın ayrı bir noktada tutulduğunu söyledi. Bu ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Erzincan valisi de toprak kayması ve kayıp işçiler dışında bölgede bir sorun olmadığını söyledi. Şu anda öyle bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne siyanür sızdığı iddialarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de eldeki bilgileri paylaşarak yalanladı. Açıklamada Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi. Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir denildi. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ilk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleriyle Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlandığı, şu an için bir kirlilik tespit edilmediği bildirildi. Peki siyanür altın madenciliğinde neden kullanılıyor? Altın, kayaçların arasında gözle görülür büyüklükte ise siyanür kullanılmadan ayrıştırılabiliyor. Düşük maden potansiyeline sahip yataklardaysa siyanür kullanılıyor. Siyanür liçi olarak bilinen yöntemde maden bulunduğu düşünülen toprak küçük parçacıklar haline getiriliyor. Maden Mühendisleri Odası'na göre dünyada altın üretiminin yaklaşık %85'inde siyanür kullanılıyor. Günün önemli gelişmesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 12 yıl aradan sonra bugün Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için İttihadiye Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. O törene dair görüntüler de bu şekilde kameralara yansıdı. O törende top atışları da yapıldı. Yine karşılama esnası hem uçağın inişi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve yine Sisi'nin eşi tarafından çok samimi bir şekilde karşılandı. İki ülkenin milli marşları okundu. Ardından askeri tören gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlamayı yaptıktan sonra hem heyetler arası hem de ikili görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından basın açıklaması da yapıldı. Tabii 12 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret bize ne anlatıyor? Bu ziyareti TVNET ekonomi şefi Semra Karabaş da ziyaret etti. O tarihi ziyarette atmosfer nasıldı? İzlenimleri nelerdi ki? Semra Karabaş, iyi akşamlar. Uçağı da kaçırmaman adına hızlı bir özet isteyeceğiz senden. Sözü sana bırakalım. Kritik bir görüşmeydi, kritik bir ziyaretti. Sen de söyledin, 12 yıl sonra gerçekleştirilen üst düzey, liderler düzeyindeki ilk ziyaretti. Hatırlatalım, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sisi aslında Katar'da ilk kez bir araya gelmişti. Yani daha doğrusu tesadüfen bir araya gelmişlerdi. Sonrasında G20 zirvesinde Hindistan'da bir Kıbrıs'ta bir görüşme gerçekleştirmişti ama bugünkü görüşme tabii ki ilk resmi ziyaret. Oldukça olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Öncelikle şöyle bir şehir izlenimlerimi de anlatayım Cüneyt Özdemir izninle. Çünkü sokaklarda Türk bayrakları ve Mısır bayrakları asılmıştı ve billboardlarda Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hoş geldin mesajları vardı. Ve halkın da ilgisi yoğundu. Bunu da söyleyebiliriz. Halk da canlı yayınlarda, televizyonlarda bu görüşmeyi, bu ziyareti izliyorlardı. Yapılan açıklamalara baktığımızda tabii hiç şüphesiz ana gündem maddesi Gazze'ydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında da Gazze'ye yönelik mesajlar verdi. Gazze'deki insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. Gazze'de akan kanın durması için Mısır'la dayanışma içindeyiz dedi. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimiz dedik ki aslında Mısır'a da teşekkür etti. Çünkü insani yardımların Mısır üzerinden ulaştırılmasına Mısır'ın verdiği destek için teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez dedi. Gelelim ikili ilişkileri aslında. Hı hı. Bir normalleşme süreci var. Bu normalleşme sürecini hem ekonomi alanında göreceğiz hem de aslında enerji alanında, daha doğrusu ekonominin hem enerji hem de ticaret alanında göreceğiz. Ticaretle ilgili 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefinin belirlendiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki daha önce yapılan açıklamalarda 15-20 milyar dolar seviyelerine çıkarılabilir demişti. Yine enerji konusunda da LNG, nükleer konusunda da nükleer ve yenilenebilir enerji alanında da işbirliklerinin yapılabileceğini söyledi. Biz daha net mesajlar bekliyorduk açıkçası Cüneyt Özdemir. Hı hı. Özellikle de enerji alanında daha net mesajlar bekliyorduk ama daha genel ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayi yine işbirliğinin artırılabileceği bir alan olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sisi de tabii en önemli, bu görüşmenin en önemli çıktısının da Nisan ayında Sisi'nin de Türkiye'ye geleceğini söyleyebiliriz. Sisi de bunu açıklamış oldu. Peki, çok güzel bir özet oldu. Semra Karabaş'a teşekkür edelim. İyi yolculuklar dileklerimizi de iletmiş olalım. Tabii değerli izleyenler, 12 yıl sonra Ankara-Kahire yakınlaşmasını Orsam Kuzey Afrika Araştırmaları uzmanı Doktor Kaan Devecioğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Kaan Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Cüneyt Bey. Şimdi Ankara ve Kahire yakınlaşmasının bölgesel anlamda bir eksen, yeni bir eksen oluşumuna katkısı nasıl olur? Buradan başlayalım isterseniz. Bugün bu gerçekleşen ziyarette birlikte yeni bir eksen, yeni bir güç oluşumu ortaya çıkar mı? Yani evet, şu an zaten uluslararası siyasette bir dönüşüm var yükselen aktörlerin de, özellikle siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamda. Yani Türkiye'de son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor ve özellikle son aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem ziyaretleri hem de Türkiye'ye yapılan ziyaretler, örneğin İran son olarak gerçekleşti. Mısır'dan önce Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Şimdi Mısır'da. Bunun yanı sıra yine Suudi Arabistan'la ilişkilerde gelişmekte. Tabii bu yaşanan iki ülkeler arası ilişkilerdeki derinleşme de diyebiliriz buna. Normalleşmeyi artık aşmış durumda. Çünkü karşılıklı olarak bildiğiniz üzere Temmuz 2023'te büyükelçilikler atandı Mısır'la Türkiye arasında. Dolayısıyla artık ilişkilerin ivme kazanması noktasında bir durum söz konusu ve bu da bölgede yaşanan krizlerin istikrara kavuşması, bu krizlerin yaşandığı ülkelerin yeniden istikrara kavuşması noktasında umut vaat ediyor. Türkiye de burada öncü bir rol oynuyor. Yani şu an hani Türkiye-Mısır bağlamında söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bağlamında üç temel şeyden bahsedilebilir, üç temel ana temadan bahsedilebilir. Birincisi Gazze'de devam eden çatışmalar, İsrail'in bombalaması ve bununla birlikte Mısır'ın Refah sınır kapısını bombaladığı bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin gerçekleşmesi. Tabii ki ilk ana tema Gazze olacaktır. Oldu da burada Tabii bunun yanı sıra iki ülke arasında ve daha konuşmamın başında da bahsettiğim üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer ülkelerle yaptığı ilişkiler, bölgede özellikle Libya burada öncelikli konu başlığı olmuştur Gazze sonrasında. Bir diğeri tabii Doğu Akdeniz ve Sudan'da yaşanan iç çatışmalar ve Etiyopya-Somali bağlamında bildiğiniz üzere Etiyopya bir mutabakat zaptı imzalamıştı Somaliland'le ve Somali de buna karşı çıkmıştı. Yani tüm bu konular aslında bölgesel gelişmeler teması altında ele alınmıştır. İkili ilişkiler bağlamında Türkiye-Mısır ikili ilişkileri bağlamında... İki ülkeyi bekleyen zorluklar var mı size göre Kaan Hocam? İşbirliği alanları oldukça geniş ama iki ülkeyi de böyle zorluklarla karşı karşıya kalabilir mi? Evet, yani zorluklar aslında bölgede yaşanan gelişmeler, yani bölgede yaşanan krizler temel zorluk. İşte Libya bunlardan biri, Doğu Akdeniz bunlardan biri. Evet. Burada özellikle Türkiye'yi zorlayacak Mısır'la ilişkiler bağlamında deniz yetki anlaşmasından bahsedilebilir. Yani bir deniz yetki anlaşması imzalanması noktasında Mısır'ın Türkiye'yi zorlayacağını, daha fazla taleplerde bulunacağını söyleyebiliriz. Burada tabii fırsatlar sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla. Özellikle ticaret ve turizm alanında ciddi fırsatlar var. Evet. İki ülke ilişkileri noktasında. Tabii Mısır için de fırsatlar var Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi noktasında. O da güvenlik ekipmanları konusu ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz hafta bir canlı yayın programında verdiği röportajda bahsetmişti. Evet. Mısır'ın Türkiye'nin güvenlik ekipmanlarıyla ilgilendiğine dikkat çekmişti. Bu anlamda mevcut olan zorluklar aslında iki ülkenin kuracağı işbirliğiyle aşılabileceğini söyleyebiliriz. Bu Libya için böyle, Gazze için böyle, Doğu Akdeniz için de keza böyle. Yani iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşim ve güven. İhtiyaç, güven duygusu, güven bu bölgesel krizlerin çözümü noktasında da kayda değer önemli olacaktır. Belki son olarak şunu da vurgulamak gerekir. Son bir cümle alayım hocam. Ticaret bağlamında özellikle. Çünkü Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkiler sorunlu olduğu yıllarda dahi ticaret devam etmiş. 5 milyar dolar seviyesinin üzerine kadar çıkmıştır. Ve mevcut durumda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi mevcut ve bunun da 15 milyar dolara çıkarılması noktasında bu ziyaret oldukça önemliydi. Mevcut anlaşmaların yenilenmesi noktasında oldukça önemliydi. Bunu da belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Doktor Kaan Devecioğlu'na teşekkür edelim. İyi akşamlar ve Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevine başladı. Zelenski'nin ani bir kararla göreve getirdiği başkomutan sahadaki dengeyi Ukrayna lehine değiştirebilecek mi? Önünde bekleyen zorlukları Yahya Ancı'nın haberinde izleyeceğiz. Savaştayken ordunun başındaki ismi değiştirmek pek görülen bir şey değildir. Ukrayna lideri geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla Valeri Zaluzhny'nin yerine Oleksandr Sırski'yi atamıştı. Merak edilense savaşın seyrinde Ukrayna lehine olumlu katkı sağlayıp sağlamayacağı konusu. Ну, моя думка така, що не на часі зараз вирішувати такі питання, тому що, ну, якби спочатку повномасштабного вторгнення, ну, всі люди були на своїх місцях і поки немає такої змоги, якби прогнозувати далі, як, ну, коли це все закінчиться, тому, ну, ставити нову людину, я думаю, ну, не варто. Sırski, kara kuvvetlerini komuta ederken iki önemli başarı elde etti. Bunlardan biri on binlerce Rus askerinin başkenti kuzeyden kuşatmaya çalıştığı Şubat ve Mart 2022'deki Kiev'in savunmasıydı. Komutası altındaki birlikler Rusların ikmal hatlarını kesti ve sürpriz saldırılar için insansız hava araçlarını kullandı. İkinci büyük başarısı da Rus savunmasını aşmak ve Rusya'nın topçu üstünlüğüne rağmen tüm bölgeyi özgürleştirmek için Doğu Karkiv bölgesinde gizlice hafif piyade topladığı zaman oldu. Yani доверие к нему немножко есть, да, потому что он, ну, как бы военный, что, наверное, все-таки что-то хуже не станет, будем надеяться. Sırski sahadaki başarılarını işgalin ilk aylarında orduda önemli sıkıntıların olmadığı dönemde gerçekleştirdi. Üzerinden aylar geçti ve Ukrayna ordusu bir hayli yıpranmış durumda. 70 bin Ukrayna askerinin öldüğü tahmin ediliyor. Dolayısıyla ordunun personel sıkıntısı çektiği bir gerçek. Görevden alınan Zaluzhny, 500 bin erkeği harekete geçirmek istemişti ancak Zelenski, halk protestolarından çekindiği ve eğitim, barınma ve silahlanma konusundaki sınırlamaları gerekçe göstererek bu fikri reddetti. Mayıs явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. Ukrayna'nın yeni üst düzey yetkilileri için bir diğer önemli zorluk da Batı yardımındaki gecikmeler. Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi bu ayın başında 50 milyar euroluk yardımın engelini kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ABD'den gönderilmesi planlanan 60 milyar dolarlık pakete hala karşı çıkıyor. Gecikme Ukrayna ekonomisini mahvetmiyor ancak ordu için kesinlikle hayati önem taşıyor. Чомусь, можливо, це була ілюзія. Що Залужний все може. Тобто немає незамінних людей. Професіонали залишаться. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere hazırlanan Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde ülkesini NATO'dan çekebileceği konuşuluyor. Peki bu mümkün mü? Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ittifakından çekeceğine dair sözleri Washington'da geniş yankı uyandırdı. Trump'ın yeniden başkan seçilip seçilmeyeceği, hatta seçime bile girip girmeyeceği belli değil. Ancak bu ihtimali göz önünde bulunduran ABD'li siyasetçiler tedirgin. A former president of the United States saying that. The whole world heard it. The worst thing is he means it. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Uzmanlara göre eğer Trump 2024 seçimlerini kazanır ve NATO'ya sırtını dönerse Kongre'nin yeni diliyle karşı karşıya kalacaktır. Bu dile göre başkan, Senato'da çoğunluk oyu almadan ya da Kongre'nin tamamı tarafından kabul edilen bir yasa olmadan ABD'yi Kuzey Atlantik Anlaşması'ndan askıya alamaz, feshedemez, kınayamaz ya da çekemez. Herhangi bir mahkeme mücadelesi de yıllar alabilir. Dolayısıyla Trump'ın başkan yetkisiyle direkt olarak ülkeyi NATO'dan çekmesi kolay değil. İkinci bir Trump başkanlığı NATO'dan çekilmeye çalışmak yerine ittifakı pasif hale getirecek adım atabilir. Bir başkan Amerikalıların NATO müttefikleriyle katıldıkları tatbikatların sayısını azaltabilir, Avrupa'daki asker varlığını daha da azaltabilir, NATO altyapısına yapılan ödemeleri durdurabilir ya da ABD askeri bütçesinde kesintiye gidebilir. So Trump wasn't the first to make those kinds of comments. And where the increases did come through in NATO, it was in years where strategic conditions and strategic drivers shifted. So Russia's annexation of Crimea in 2014, and then the invasion of Ukraine in 2022 was when we saw the biggest increases. So it wasn't in those years where those comments were made. It was in years where Europe had to respond to strategic drivers and indeed had. Trump teorik olarak NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanını da geri çağırabilir. NATO'nun kuruluşundan bu yana en üst düzey komutanı hep ABD'li amiral ya da general oldu. NATO'nun diğer ülkelere yönelik saldırıları caydırma gücü büyük ölçüde Amerikan nükleer silahlarına dayanıyor ve bu nedenle NATO yapısının tepesinde bir Amerikan askerinin bulunması uygun görülüyor. Ancak Amerikalı generalin NATO'dan çekilmesi diğer ittifak üyelerini kendi nükleer caydırıcı güçlerini aramaya zorlayabilir. Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in ham petrol üretimi Ocak'ta bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalış gösterdi. Bu da üretimin 26.34 milyon varile gerilediği anlamına geliyor. Peki hangi ülkelerde ne kadar petrol üretimi gerçekleşti? Kimlerde düşüş var, kimlerde artış var? Onu sizlerle paylaşmış olalım. Cezayir'e baktığımızda Cezayir'de düşüş söz konusu 46 bin varil, onu da belirtmiş olalım. Yine bir başka ülke olan Kongo'da artı 5 binlik bir artış söz konusu. Ekvator Ginesi'nde yine düşüşün olmadığını, biraz hafif artışın olduğunu, 54 binken 61 bin olduğunu belirtmiş olalım. Yine İran'a baktığımızda ki en büyük petrol üreticilerinden birisi 3 milyon 168 binken 3 milyon 163 bin düşüş olmuş. Irak 4 milyon 292 bin varilken 4 milyon 194 bin varile düşmüş. Kuveyt yine bir başka petrolü bol olan ülke 2 milyon 543 bin iken 2 milyon 434 bine düşmüş ki Körfez'de yani ağırlıklı petrol üreticisi olan büyük ülkelerde düşüş söz konusu. Libya'da yine aynı şekilde 1 milyon 177 binken 1 milyon 15 bine düşmüş. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda Suudi Arabistan'da artış var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine artış söz konusu. Bir diğer üretici olan Venezuela'da da 782 binken bu rakam 796 bine çıkmış. Şimdi tekrar yurda dönelim, siyasetteki gelişmelere bakalım. Değerli izleyenler, Mayıs seçimleri ve kurultay sürecini çalkantı ve gerilimlerle dolu geçiren CHP, yerel seçim sürecinde de büyük bir kaos yaşıyor. Genel Başkan Özgür Özel, belediye başkan adaylarını dün gece netleştirdi. Lütfü Savaş'ın adaylığı ise yılan hikayesine döndü. Detaylar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. CHP sancılı geçen aday belirleme sürecini tamamladı. Ancak adaylar kimseyi memnun etmedi. Parti yönetimi aday belirleme gündemiyle Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisini ikişer kez topladı. İlk parti meclisinde aralarında bazı büyük şehirlerinde bulunduğu 100'e yakın yerde adaylar belirlendi. İttifak arayışının sürdüğü Şanlıurfa'da aday gösterilmedi. CHP'nin ikinci parti meclisi toplantısı ise sabah saat 4'e kadar sürdü. Bu toplantıda partinin kaleleri olarak nitelendirilen ilçeleri kesinleşirken Hatay'da aday değişikliğine gidilip gidilmeyeceği tartışıldı. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'la ilgili kesin bir karar alınamadı. Parti meclis üyelerinin de eleştirilerinin hedefinde olan Lütfü Savaş'ın yerine yeni bir ismin aday gösterilip gösterilmemesi konusunda Genel Başkan Özgür Özel'e yetki verildi. Parti meclisinden isim önerileri alan Özel'in daha iyi bir aday bulunması halinde aday değişikliğine gidileceği mesajı verdiği belirtilirken parti kulislerinde bu aşamadan sonra değişikliğe gidilmesinin kolay olmayacağı ifade ediliyor. Milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz. CHP yönetimi Çankaya'da Özgür Özel'in avukatı, parti meclis üyesi Hüseyin Can Güner'in adaylığında karar kıldı. CHP Genel Başkanı Özel, Güner'in başarılı bir hukukçu olduğunu ancak Alevi kimliği nedeniyle hakimlik sınavından elendiğini ileri sürdü. Parti meclisinde aday listelerinin kesinleşmesinin ardından arka arkaya istifalar yaşandı. Kadıköy veya Esenyurt adaylığı için adı geçen eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sabah saatlerinde istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, partide liyakat olmadığını, parti içi hemşehricilik ve gruplaşmayla makam ve mevkilerin dayatıldığını ifade etti. CHP Adana'da partinin yıllardır elinde olan Seyhan ve Çukurova Belediye Başkanlıklarında da değişime gitti. Bunun üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Parti yönetimini suçlayan Çetin, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığını ileri sürdü. Diğer yandan hem belirlenen adaylar hem de aday açıklama süreci CHP çevrelerinde de tepkiyle karşılandı. Şimdi benim kriterim şu, ben CHP'li adaylara bakıyorum, işte İzmir'dekine bakıyorum, Çankaya'dakine bakıyorum, beni heyecanlandırmıyor. Ve ben 32 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Beni heyecanlandırmayan şey halkımı heyecanlandırmıyor. CHP tabanında genel algı, Genel Başkan Özgür Özel'in seçim sürecini yönetemediği yönünde. 1 Nisan sabahı kaybedilen her belediye Özgür Özel'in koltuğunu sarsacak gibi görünüyor. Yani işte her yönüyle CHP Genel Merkezi'nin ve özellikle Genel Başkan Özgür Özel'in süreci ne kadar kötü yönettiğini gösteren işaretler bunlar. CHP'de yaşananlar bu. Siyasetin gündemini konuşacağız. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir bizlerle beraber. Hilmi Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş bulduk efendim. Şimdi haberi izledik Hilmi Bey. Yani CHP'de istifalar, tepkiler, belirsizlikler, pazarlıklar. Açıkçası bu seçim sürecini, yerel seçim sürecini CHP size göre nasıl yaşadı, nasıl tamamladı? Daha doğrusu bu tepkiler, istifalar, kararsızlıklar ve pazarlıklar bize ne anlatıyor? öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilemediğini gösteriyor. Bu çok önemli bir gösterge. Çünkü bu sürecin özellikle yönetilememiş olması belli ölçüde bir acemilik. Diğer taraftan bakıldığı zamanda da ciddi anlamda bir iç hem hesaplaşma hem de pastadan pay kapma savaşının bir göstergesi olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu budur ve bu sürecin yönetilememiş olması tabanda ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Ben dün İzmir'deydim. İzmir'de de bazı görüşmeler yaptım. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının ciddi anlamda olduğu İzmir'de bile ciddi bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Bu tepki Tunç Soyer çok başarılıydı. Onun aday gösterilmeyip de Karşıyaka Belediye Başkanı'nın aday gösterilmesi değil, bu sürecin yönetilememesi ve adayların kendilerine dayatılmış olmasıdır. Birçok yerde de bunu görmüş olduk. Peki. İkinci sorum da şu. Şimdi İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması siyasi anlamda normal mi size göre? Size soruyorum ve Adalar ve Esenyurt çok merak ediliyordu. Aday gösterilen isimlere bakıldığında CHP'nin DEM'le bir işbirliği yaptığını söyleyebilir miyiz? Yani CHP'nin DEM'le her an işbirliği yapabilme potansiyeli var. Bakın aday açıkladılar ama son gün bu adayın açıklanmaktan geri çekilerek DEM'lilerin, HDP'lilerin siz bizim adayımıza değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verin demeyeceğini bilemiyoruz. Böyle bir rezervi, böyle bir soru işaretini bir kenara bırakmak gerekiyor öncelikli olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM ya da HDP iç içe girmeye başlamıştı. Son dönemde de bu sürecin daha farklı bir versiyonu sahneleniyor. İzleyip göreceğiz. Bazı bilinmezlikler olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM'le iç içe geçmiş olduğunun da bu adaylarla da rahatlıkla görebiliyoruz. Peki ilçe belediye başkanlarını Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Özgür Özel'in olmaması normal mi size göre? Yani bir yerde normal çünkü Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı. Normal karşılamak gerekir diyorsunuz. Hayır, normal karşılamak gerekmiyor. Elbette bir İstanbul gibi bir şehrin adaylarını partinin genel başkanı açıklaması gerekir. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı gibi davrandığını düşünecek olursak burada da şaşırmamıza da çok gerek yok diyebilirim aslına bakarsanız. Son sorum kısaca alayım İlmi Bey. Yani İstanbul'da adayların açıklanmasıyla birlikte siz de yakından takip ediyorsunuz. Burada Özgür Özel'in mi yoksa Ekrem İmamoğlu'nun mu ağırlığı ön plana çıktı aday belirlemede İstanbul özelinde? İstanbul özelinde Özgür Özel'in hiçbir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Zaten birçok yerde de adayları belirleyen Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul'da ise Özgür Özel'in hiçbir dahli olmadı. Tamamen orasını Ekrem İmamoğlu dizayn etti. Evet, bundan sonraki süreç açısından Ekrem İmamoğlu'nun bu belirleyiciliği İstanbul'u ona kazandıracak mı, kazandırmayacak mı? En önemli soru işareti aslına bakarsanız budur. Hilmi Daşdemir, net cevaplar için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, Mayıs seçimleri sonrası dağılan muhalefet partilerinde huzursuzluk devam ediyor. Yerel seçim yaklaşırken Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'den de dikkat çeken bir iç muhasebe çıkışı geldi. Temurci, 1 Nisan itibariyle Gelecek Partisi'nde gerçekleşecek depremin de sinyallerini verdi. Mayıs seçimlerinde ortaya siyaseten hiçbir iddia koyamayan Gelecek Partisi dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Partideki huzursuzluğu İstanbul Milletvekili Selim Temurci, gazeteci İsmail Saymaz'a anlattı. Temurci, partiden gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı teklifini AK Parti kitlesiyle karşı karşıya gelmemek, Murat Kurum'a kaybettiren olmamak için geri çevirdiğini söyledi. Büyük şehirlerde aday olmak bize ve partiye zarar verir dedi. Ancak genel görüş Gelecek Partisi'nin genel seçimde herhangi bir rakip adayın kaderini etkileyecek oranda bir oy potansiyeline sahip olmadığı yönünde. Sayın Selim Temirci'nin aslında %1 oy bile alacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü Gelecek Partisi siyasi bir ittifak olarak halkla karşılık olan bir parti değildir. Yerel seçimde AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini belirten Temurci, CHP ile yaptıkları seçim işbirliğinden duyduğu pişmanlığı da anlattı. CHP ile iş tuttuk ve bedeli ağır oldu. CHP'ye de ağır oldu ifadesini kullandı. Yani bu kadar kısa zamanda böyle bir vicdanı muhakemenin olması bana açıkçası çok duyguyla açıklanabilecek bir durum gibi gelmiyor. Aslında siyasi bir hesabın, siyasi bir planlamanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Selim Temurci açıklamasında yerel seçim sonrası Gelecek Partisi'nde yaşanacak depremin de sinyallerini verdi. 1 Nisan'da ortaya çıkacak sonuca göre sadece ben değil, genel başkan ve arkadaşlarımız ne yapacağımıza karar vermemiz gerekir dedi. Uzmanlara göre yerel seçimlerden çıkacak sonuçlar sadece Gelecek Partisi'nin değil, diğer küçük partilerin de sonunu getirebilir. Görünüşe göre Sayın Ahmet Davutoğlu ile yolları ayrılma aşamasına gelmiş ama Gelecek Partisi'nin de isminin gelecek olmasına rağmen bir gelecek vaat etmediğini Sayın Temurci'nin kendisinde görmüş olduğunu söyleyebiliriz. 1 Nisan tarihinde zaten özellikle AK Parti'den koparak oluşulan küçük partilerin, bunlara mikro parti diyorum ben, mikro partilerin aslında siyasal süreçlerini tamamıyla dolduracaklarını işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği evlilik kredisi yarından itibaren verilmeye başlanıyor. Peki evlilik kredisi kimlere verilecek? Bir kez daha bizler hatırlatalım isterseniz. 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL destek kredisi yarın itibariyle verilmeye başlanıyor. Peki kimler faydalanacak? 18-29 yaş arası kişiler bundan faydalanabilecek. Çiftlerin gelir toplamı, yani evlenecek karı kocanın gelir toplamı brüt 2 asgari ücreti aşmayacak. Yani ortalama 35.000-40.000 ya da 40.000 TL'nin üzeri diyelim. 40 binden üzerine aşmayacak çünkü brüt deniliyor, net değil. Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olacak çiftler. Ve ilk başvurularda öncelikli olarak deprem bölgesine verilecek. Daha sonrasında da tüm Türkiye'ye bu kampanya yayılmış olacak. Türkiye'nin en köklü eğitim merkezlerinden İstanbul Üniversitesi halkın ziyaretine açıldı. Ancak bu durum bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Peki neden? Yasemin Işık'ın anlattı. Üniversiteler halka açılmalı mı? İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün kampüs kapılarını herkese açması tartışma yarattı. Üniversite yönetimi duvarsız üniversite konseptini hayata geçirip aralarında tarihi Beyazıt kampüsünün de olduğu yerleşkelerine halkın girmesine izin verdi. Şimdi dünyada üniversitelerde artık duvarsız üniversite konuşuluyor. Duvarsız üniversite olduğu zaman zaten kapıları açık üniversite demektir bu. Bu açık kapılardan vatandaşımızın veya öğrencilerimizin veya burayı gezmeye, görmeye gelen yabancıların, yani ülkemizden turist diye adlandırdıklarımızın arasında bir fark yok ki. Ancak sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı ziyaretçilerin amfilere kadar gidip fotoğraf çektirdiği iddia edildi. Çok saçma bir karar yani. İnsanlar nasıl elini sallaya sallaya giriyor burada? Bizim güvenliğimiz söz konusu burada. Dünkü görüntüleri gördükten sonra insanların sosyal özel ortamlarına kadar girmişler, ders ortamlarına kadar, amfiye kadar girmişler. Bence doğru bir karar değildi zaten. Yani benim okulumda hani görülmesi gereken tamam tarihi şeyler var ama ben buraya hani eğitim açısından geliyorum ve kampüste sanki burası bir müzeymiş gibi gezilmesi çok da doğru bir karar değil bence. Üniversite rektörlüğü sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, provokatif bir yaklaşım olduğu belirtildi. Ayrıca hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Bugün de yeni bir karar alınarak girişler kısıtlandı. Üniversiteden yapılan açıklamada vatandaşların hafta içi 13-16 saatler arasında randevu oluşturarak yerleşkeyi kültürel olarak ziyaret edebileceği belirtildi. Aslında bu konu yıllardır tartışılıyor. Bir grup üniversitelerin kamusal alanlar olarak halka açık olması gerektiğini savunurken diğer bir grupsa bu durumun güvenlik sorunlarına yol açabileceğini öne sürüyor. Peki kim haklı? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okulda geçirdiği 180 olan eğitim iş günü süresini 200 güne uzatmaya hazırlanıyor. Peki bu nasıl olacak? Tatil sürelerini kısaltarak mı? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Ben açıkçası eğitim süresinin, yani öğrencinin okulda kalma süresinin hem günlük hem yıllık uzatılmasından yanayım. Çünkü dünyada diğer ülkelerde bu iş böyle gidiyor. Kanıtı nedir bunun? Bu açıklanan 2022 PISA sonuçları çok olumlu gelmedi bizim için. Biraz gerilemişiz. Bunun tedbirini almamız lazım. Yapılması beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü 1. dönem 90, 2. dönemde 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü, resmi tatiller, milli ve dini bayramlarla hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer haftada dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. 20 gün az mıdır? 20 gün daha okula gitmek önemlidir. Çocuklarımızın daha okulda kalmaları ama sırf spor olsun diye değil. Onlara daha çok eğitim verilebilsin diye okulda kalmaları. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde. Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şangay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor. Diğer yandan eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabileceği öğrenildi. Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hala oldukça uzun. Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6,5 hafta, Tayvan, Şangay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11,5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor. Sayın seyirciler, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar, yerli ve milli imkanlarla üretilen otomobil, gemi, uçak ve savunma sanayinde yapılan yatırımlar ve atılan adımlar vatandaşın gözünde, gönlünde nasıl yer buldu? Bugün bunu konuşacağız. Kiminle? Areda Survey Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Orak hanımefendi bizlerle beraber. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii son yıllarda hepimizi gururlandıran milli meseleler, yani milli teknoloji hamleleri bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Tabii zaman zaman bu tür olaylarda bu sevince ortak olmayanları da görürüz ama tabii Türkiye'nin geneli, asgari çoğunluğu bu olaya herhalde mutlu oluyor, bu tür gelişmelere. Tabii rakamlarla siz araştırmaları yaptınız, sahaya indiniz. Vatandaş ne diyor? Belki rakamlarla birlikte izleyicilerimize de bu bilgileri vereceğiz. En son tabii uzaya ilk Türk astronotunu gönderdik. Başarılı bir şekilde gitti ve geri döndü. Giderken de gelirken de eleştiriler de vardı. Ne gerek vardı diyenler vardı. Siz sahaya indiniz. Alper Gezer Avcı'nın uzaya gönderilmesiyle alakalı Türk toplumu ne diyor? Evet. Biz Türkiye genelinde 2024 kişinin katılımıyla 25-29 Ocak 2024 tarihlerinde bir araştırma gerçekleştirdik. Uzaydayken Alper Gezer Avcı. Evet, çok doğru. Güzel. Heyecanla biz de bu araştırmanın sonuçlarını bekledik. Hı hı. Aldığımız sonuçlara göre Türkiye'nin, daha doğrusu Türk halkının %68,5'i büyük bir sevinç duyduğuna dair bir veriye ulaştık araştırmamızın sonucunda. Tabii sevinç duymayanlar ne kadar onun açıkçası. Evet. Sizin de bahsettiğiniz üzere %31,5 oranında da pek sevinç duymadığını belirten bir... yani sevinç duyan 68,5, evet, sevinç duymayan 31,5. Evet. Sebepleri ya da gerekçeler soruldu mu Tuğba Hanım? Sebepleri ya da gerekçelerine değinmedik biz bu araştırmamızda. Daha çok cinsiyet ve yaş gruplarına göre de farklı değerlendirmelerimiz söz konusu oldu. Peki sevinç duyanların %68'i orta yaş mı, genç nüfus mu yoksa daha yaşlı bir nüfus mu? Sevinç duyanların büyük bir oranı, yani %84,9'u 18-34 yaş grubunu oluşturuyor. Aslında genç, Türkiye'nin geleceğini temsil eden grup olarak söyleyebiliriz. Çok iyi. Peki sevinç duymayanların yaş oranı acaba orada? Onu da söyleyelim. En fazla 55 yaş ve üzeri. 55 yaş ve üzeri. 56,1 oranında pek sevinç duymadığını belirtiyor. Yani aslında bizden önceki nesillerin olduğu yaş grubu çok da durumu... Evet, yani tabi bilemiyoruz hangi açıdan değerlendirdiğini ama gençler kadar, geleceğimiz kadar önemsememiş olabilir, dünyasına almış ama olabilir. Ama olsun, %68,5 da güzel. Evet. Peki şimdi savunma sanayinde biz belki şu son 10 yıl ama son 5 yılda daha da, belki önümüzdeki 5 yılda çok daha önemli projelerle Türkiye daha da güçlenecek. Mesela işte milli muharip uçağımızın, yine hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte bu yapılan hamleler, atılan adımlar Türk toplumunda nasıl karşılık buluyor? Savunma sanayi adımlarımız başarılı mı? Evet, burada oran daha yüksek. Evet, burada oran daha yüksek bir durumda. Biz bu araştırmamızı da 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 16-19 Ocak 2023 tarihlerinde. Savunma sanayi adımlarınızı başarılı buluyor musunuz şeklinde sorduğumuzda Türk halkının %72,1'i evet dedi, başarılı bulduğunu ifade etti. Milli teknoloji hamlelerinin de aslında yakından takip edildiği ve Türk toplumu tarafından büyük bir aslında sevinçle karşılandığını söyleyebiliriz. Burada yaş aralığı nasıl? Yani burada ilgili... gençler mi daha yani olumlu bulanlar? Evet. Gençler mi yoksa orada oran değişiyor mu? Şu an için bununla ilgili elimde evet veri olduğu için. Bu da güzel için. Yani toplumumuzun %72'si savunma sanayinde yapılan adımlara, yapılan hamlelere destek veriyor. Evet. Bir diğer önemli gelişme de aslında hani tüm dünyanın aslında 1. 2. Dünya Savaşı sonrasında otomobil hamlesi. Biz de o hamleyi yapmışız ama maalesef siyasi iradeler ya da dışarıdan müdahalelerle yaptığımız otomobilleri maalesef üretememişiz, öyle diyelim. Şimdi TOK bizi heyecanlandırdı. Hatta yeni model sedanda önümüzdeki ya da bu yıl herhalde banttan inecek. Bu konuda ne diyor vatandaş? Evet, bu konuda vatandaş şu şekilde sorduk biz. Rekabet edeceğini düşünüyor musunuz dedik TOG'un. TOG'u beğeniyorsunuz ya da falan değil. Evet. TOG'un diğer markalarla rekabet edebileceğinize inanıyor musunuz? Evet, inanıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Buna ağırlık verdik ve burada Türk halkının %56,4'ü evet rekabet edebileceğini ve başarılı olabileceğini düşünüyorum dedi. Bu araştırmanın da künyesini verirsek eğer 2000 kişinin katılımıyla 25-30 Kasım 2022 tarihli esasen. Yani burada bu araştırmamızı tekrardan güncellediğimizde farklı oranlara da erişebileceğimizi düşünüyoruz. Ne güzel. Burada da hatırlı sayılır bir. Çünkü bu tür hamlelerin hep yapıldığında aslında TOG'un banttan indiği dönemde de hatırlayalım. Fabrika nerede? İtalya'dan gemilerle mi getirdiniz diye küçümseyenler, eleştirinin de ötesinde dalga geçenler vardı ama bu oran bence TOG yeni modeller çıkardıkça herhalde daha da artacak gibi. Evet. Peki elimizde başka neler var diye sorsam, yani bu üçüyle devam ettik ama mesela TCG Anadolu yine bizim için çok önemli bir eser. Hatta ikincisi yapılacak, ikincisi ilkine göre daha da büyük olacak. Evet. TCG Anadolu için ne diyor vatandaş? Kendilerine sorduk. Normal bulanlar %20 gibi bir oran. Petrol çalışmaları, petrol arama çalışmaları da Türkiye'de artık son yıllarda iyice artmaya başladı. Özellikle terörün yoğun olduğu illerimizde artık petrol fışkırıyor deyim yerindeyse. Bu tür çalışmalar için de işte yok petrolü tankerlerle getiriyormuşuz, orada işiyormuşuz gibi algılara geçildi. Burada durum nedir? Yani Türkiye'nin petrol arama çalışmaları ne diyor vatandaş? Aslında bununla ilgili iki farklı araştırmamız söz konusu. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyebilirim size. Şırnak Gabar'da bulunan petrolün Türk ekonomisine katkısında ne düşünüyorsunuz diye sormuştuk 2 ve 5 Haziran 2023 tarihlerinde. Bu araştırmamıza da 2646 kişi katılmıştı Türkiye'yi temsil mahiyetinde. Yüzde kaç dediniz? %51,2 oranında büyük katkısı olacağını söylemişlerdi. %49'da evet. Bir karşı oran var. Yani orada şöyle bir kırılım var diyebiliriz. Hı-hı. Biraz katkısı olur diyenler %15,8 oranında, hı-hı, pet katkısı olmaz diyenler de %33 oranında kalmıştı. Şöyle olacak herhalde, aslında burada yaptığımız çalışmalar, ARGE yatırımlarla beraber herhalde bu araştırmaları yenileyeceksiniz belki. Tekrar soracağım bir sene sonra elbette, belki. Elbette. Bakalım bırakın. Buyurun, buyurun. Çok pardon. Petrol arama ile alakalı aslında Abdülhamit Han gemisi vardı. 2022 yılı 23-27 Ağustos tarihlerinde de bununla ilgili bir araştırma yapmıştık. Ve burada faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda %79,2'si de çok doğru bulduğunu ifade etmişti. Çok ciddi bir aslında 2022-23 yılı ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu yılda yeniden yapacağımız farklı araştırmalarla, destekleyecek araştırmalarla yolculuğumuza devam edeceğiz. Milli Muharip Uçağı'nı soracak mısınız Kaan'a? İnşallah. Peki onu da sorun bence, unutmayın. Evet. Tuba Hanım teşekkür ederim, sağ olun. Biz ayağınıza sağlık. Çok sizi uğurlarken biz de kısa bir ara diyeceğiz. Dönüşte sporun gündemiyle karşınızda olacağız. Yapıyor, bunu ifade edelim yeniden ve bizim için de tabii ayrılan sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi son söz yeniden Cüneyt Özdemir. Mustafa Göksel'e teşekkür edelim. 19. saat ana haberin bu akşam da sonuna geldik. Mutlu akşamlar.